Arkadaşlar hoş geldiniz. Geliyor mu şu anda sesim? Geliyor değil mi? Tek Uzem Öğrenci Koçu Rukiye Tuğba Boğa ben arkadaşlar. 2025 YKS Tayfa. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Keyiflerimiz yerindedir. Kimler nerelerden katılıyor? Kimler mezun? Kimler ilk kez girecek? Hadi biraz tanışıp kaynaşalım. Gaziantep ilk kez girecek Esra. Sıla Rize'den katılıyor. Aleyna ikinci mezun yılı İstanbul'dan katılıyor. Kayseri mezun. Ve hedeflerimiz neler? Bir de onları yazalım. Hızlıca tanışıp kaynaşalım bir önce. Hukuk, hemşirelik. Wow, ne kadar çok avukat adayı var. Sınıf öğretmen ya. Çok güzel. Ben de okul öncesi öğretmeniyim. Yok mu benimle meslektaş olacak olan? Ankara'ya ilk kez gireceğim. Tıp. Üniversite okuyorum. Hukuk için hazırlanacağım. Çok güzel. Selinacığım, hangi bölüm okuyorsun? Bilgisayar mühendisliği. Wow. Aybüke, ben mühendisliği kız öğrencilerime o kadar çok yakıştırıyorum ki. Ay Beyza'cığım, sen okul öncesi öğretmenliği istiyorsun. Rümeysa. Hayır Hilal'cim, anne ve babam da izleyebilir. Hiç mahsur yok. Çok daha iyi olur hatta. Mühendislik. Hocam sayısal yok. Sıla, hedefin ne? Hava Harp Okulu. Eda Nur, çok havalısın. Yine bir kız öğrenci olarak böyle düşünsene. Askerlik, subaylık. Çok güzel. Evet, bilinçli ebeveyn. Tıp. Çok güzel arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi Psikoloji. Aa Leyla, nasıl geçti sınavın? Henüz sonuç açıklanmadı. Neden olmayacağını düşünüyorsun? Çok mu kötü geçti? Bu yıl sınava giren var mı? Tıp oku, doktor kalmadı ülkede diyor Hilal. İlk defa giriyor. Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hekimliği. Evet, sorular bayağı zordu arkadaşlar. Ben de inceledim de bu yıl girenler varsa yani o zorluğu gördüler zaten. Ama bundan sonra artık bu zorluğun altına düşer diye düşünmüyorum. Belki daha da zor olabilir. O yüzden kendimizi buna alıştırmamız gerekiyor açıkçası. Meral'cim çok güzel. İlk kez girdin, o zaman bu ikinci girişin olacak. Hedefin nedir bölüm olarak? Evet, daha da zor olacak arkadaşlar. Bunu umutsuzlanın diye demiyorum. Bakın, farkındalık her şeydir. Kıymetli YKS öğrencilerim. Rakibini tanıman, gireceğin sınavı tanıman, kendini tanıman. Yani nerede zorlanacağını bilmen gerekiyor. Yoksa polyanlıcılık bazı noktalarda evet çok iyi. Tabii ki psikolojimizi bozmayalım. Ahlanıp bahlanıp dizlerimizi dövmeyelim. Ama şu an bir yıl var. Zorsa da zor. Ama şunu düşüneceksin. Ben bu zorluğun üstesinden nasıl geleceğim? Çünkü her zorluk aşılır arkadaşlar. Yeter ki zor olduğunu kabul et ve bu zorluğu nasıl aşabileceğini fikir üret. Bunu hayata geçir. Bunu bir programa dök. Ve o zorluğu aş. Zorluklar aşılmak içindir. Aa Meral, senin de meslektaş olacağız okul öncesi. Eğer olmazsa 25'e hemen başla, hiç bekleme. Sözenler biraz daha kolay oluyor da Beyza'cığım, şey zor oluyor zaten. Zor olan biraz daha sayısal kısım oluyor. Çok güzel. Yani herkes hedefini biliyor. Sınavı olabildiğince tanıyor ve istekli değil mi? Zaten şu tarihte şöyle bir seminere katılıyor olmanız bir kere benim gözümde çok kıymetli. İstekli olduğunuzu anlayabiliyorum. 25 döneminde ben kesinlikle kazanacağım. O fakültede o sırada kendime yer bulacağım dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Çok güzel, doğru adrestesiniz. Hepinizle tanıştığım için çok çok mutlu oldum. Ben de arkadaşlar öğrenci koçuyum, eğitim uzmanıyım. İsmim Rukiye Tuğba Boğa. Aynı zamanda okul öncesi öğretmeniyim. Çok uzun yıllardır Tek Uzem'de çalışıyorum. Sizin gibi binlerce öğrencinin koçluğunu yaptım. Binlerce veli ve binlerce öğrenci görüşmesi yaptım ve sizin hedefinizi kendi hedefim gibi görüyorum. Bir öğretmen olarak zaten fazlasıyla empatik yaklaşıyorum. O yüzden dedim ki bu sıcak havalarda benim kıymetli YKS öğrencilerim evde, kütüphanede, orada, burada tek başıma ne yapacağım?
Ne edeceğim? Kazanabilecek miyim? Vay efendim, soruları yapay zeka hazırlıyor. Vay efendim, kazanamam. Vay efendim, mezuna kalayım kaygısındayken onları dedim yalnız bırakmayalım. Öyle bir seminer yapalım ki 25 sayfa bu seminerden sonra hazırlık düşüncesi olmayan bile eline kalemini kağıdını alsın, geçsin masasına, o kadar motivesi yükselsin ki çalışmaya hemen başlamak istesin. O yüzden kıymetli arkadaşlarım, bu seminerde YKS çalışmaya başlamadan önce kendinizi ve sınavı ne kadar tanıyorsunuz ya da tanıyor musunuz? Tanıyıp tanımadığınızın, YKS çalışmalarınıza ne zaman başlayacağınızın, sorumluluklarınızdan, arda kalan zamanlı ve derslerdeki seviyelerinize göre nasıl bir YKS çalışma programı hazırlamanız gerektiğinin ve YKS'de başarılı olan, kazanan, derece elde eden adayların ortak yönleri neler ve YKS'de kazanamayan, defalarca mezuna kalan, çok çalışmasına rağmen hedefine ulaşamayan öğrencilerin neden ulaşamadığının, nerede hata yaptıklarının, ortak özelliklerinin, nelerin olduğunun ve çok daha fazlasının cevabını bulacaksınız kıymetli YKS öğrencilerim. O yüzden eğer herkes başladıysa ve birbirimizle kaynaştıysak, yanımızda soğuk kahvemiz, çayımız ya da suyumuz fark etmez, sizin tercihiniz varsa seminerimiz başlıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim. Evet. Kaçak çay. Sıla, nerelisin sen? Çok güzel bir hikayeyle başlamak istiyorum. Bakın ekrana cıvıl cıvıl böyle yaz renkleri. Yeşil zaten huzur rengidir arkadaşlar. Harekete geçirici bir renktir. Ve size ilham olacağını düşündüğüm çok güzel bir hikaye anlatacağım. Belki birçoğunuz duymuştur ya da daha önce okuyan da vardır. Belki daha önceki seminerlerime katıldıysanız benzer hikayelerden örnekler de veriyorum. Oradan duyanlar da vardır. Anlatacağım hikaye bambu ağacı hikayesi. Beyzacığım, ben Karslıyım. Tekuzem Ankara'da. Rize'nin gururu. Sıla, doğru, sen Rizeliydin. Evet, kaçak çay deyince genelde doğuda kaçak çay içiliyor ya, dedim acaba sen de doğulu musun? O yüzden sordum. Şimdi herkesin dikkati bende mi? Bak, çok önemli bir hikaye anlatacağım. Diyeceksiniz ki ben bir bambu ağacıyım bu hikayenin sonunda. Arkadaşlar, bambu ağacı şöyle yetiştiriliyor. Önce ağacın tohumu ekiliyor. Sulanıyor, gübreleniyor. Birinci yıl tohumda herhangi bir değişiklik olmuyor. Tohum yeniden sulanıyor, yeniden gübreleniyor. Bambu ağacı ikinci yılda toprağın dışına filiz vermiyor. Bak, bir yıl, iki yıl herhangi bir sonuç yok. Yani görünürde bir sonuç yok. Üçüncü ve dördüncü yıllarda her yıl yapılan işlem tekrar ediliyor. Bambu tohumu sulanıyor, gübreleniyor. Fakat inatçı tohum üçüncü ve dördüncü yılda da filiz vermiyor. Büyük bir sabırla beşinci yılda bambuya su ve gübre verilmeye devam ediliyor. Nihayet beşinci yılın bir, iki, üç, dört yıl suluyorum, gübreliyorum, zaman ayırıyorum, gözle görülür bir sonuç yok. Beşinci yılın sonunda bambu yeşermeye başlıyor ve 6 haftada, sadece 1,5 ay gibi kısa bir sürede, yaklaşık şu kadarken 27 metreye ulaşıyor arkadaşlar. Peki akla gelen ilk soru şu olmuyor mu? Bambu ağacı 27 metre boyuna sizce 5 yılda mı ulaştı, 6 haftada mı ulaştı? Herkesten yanıt bekliyorum. 6 haftada mı ulaştı, 5 yılda mı ulaştı? Beş yıl, beş yıl, beş yıl, beş yıl. Beş yılla. Peki siz kıymetli YKS tayfa, YKS çalışmaya şimdi başlarsanız, bugün günlerden ne? Cumartesi. 29 Haziran 2024 Cumartesi. Şu an başlarsan, sabırla, İradeni koruyarak devam ettirirsen çalışmalarını, bir yılın sonunda bambu gibi başarınızı göklere çıkarmış olmaz mısınız arkadaşlar? Yani şu an çalışmaya başlamak size bir kayıp gibi mi geliyor? Ya da hocam daha çok var ama ne gerek var mı diyorsunuz?
Oluruz değil mi? Şu kadarken 27 metreye ulaşırız. O yüzden şu an burada olan bütün öğrencilerim çalışmalarına bugün itibariyle başlıyor. Çünkü bir de bizim hedefimiz yüksek arkadaşlar. Biz herhangi bir üniversite, herhangi bir bölüm, herhangi bir önü kapalı olan, herhangi bir kendimize uygun görmediğimiz, mizacımıza uygun olmayan bir bölüme değil. Biz yüksek bölümlere, kaliteli üniversitelere yerleşmek istiyoruz. Yani bizim hedefimiz ne? 2025 YKS. Anlaştık mı? Peki nedir bu YKS? Mezun olanlar zaten az çok biliyor, acı bir şekilde tecrübe ettiler. Ama şu an 11. sınıftan 12. sınıfa yeni geçen öğrencilerim diyor ki ya hocam bu YKS neymiş ya? Neymiş bu YKS diyorlar. Arkadaşlar YKS teorik bilgi olarak 3 aşamadan oluşan bir sınav. Yani aslında 2 ama 3 aşama, yani 3 tane sınav türü var. YKS'de hedef bölümlerinize göre AYT'deki branşlarınız değişiyor. Sayısal, sözel eşit ağırlık ve AYT çok önemli. %60'lık bir puan getirisi var. TYT temel yeterlik testi daha çok böyle kolay konuların ve bütün derslerin ilk konularının olduğu kısım, %40'lık bir getirisi var ve TYT'ye girmek zorunlu. Herhangi bir üniversiteye açık öğretime bile yerleşmek istesen, uzaktan öğretime bile yerleşmek istesen TYT'ye girmek zorundasın. Hatta 2 yıllık bölüm bile istesen TYT puanı gerekiyor zaten. O yüzden önce TYT, sonra AYT'ye giriyorsun. Bir de aramızda bilmiyorum yabancı dil öğrencileri var mı? Fransızca, Rusça, İngilizce, Arapça, Almanca gibi yabancı dil, yani mütercim, tercümanlık, öğretmenlik, işte o dilin edebiyatı gibi bölümler hedefleyen öğrenciler de arkadaşlar AYT'ye değil YDT'ye giriyor. YDT'de toplam 80 soru var ve YDT'nin getirisi AYT ile aynı. Yani AYT'de %60 getirin var, YDT'de de aynı şekilde %60 getirin oluyor. Hilal'cim. Şimdi başarı sıralaması şartlarını unutmamamız gerekiyor. Birçoğunuz dediniz ki hocam ben hukuk istiyorum, tıp istiyorum, sınıf öğretmenliği, okul öncesi, hemşirelik, eczacılık, mimarlık, falanca mühendisliği gibi gibi bölümlerden bahsettiniz. Ve istediğiniz bölümler sıralama şartı olan bölümler kıymetli dostlarım. Her bölümde sıralama şartı yok ama tıpta, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, eğitim fakültesi ve mühendislik fakültelerinde belirli bir sıralama hedefiniz var ve sıralamalarınızı burada ilettiğim gibi, eğer kaçıncı sıralamaya girmeniz gerektiğini bilmiyorsanız arkadaşlar ekran görüntüsü alın derim. Bu %100 doğru ve gerçek veri. Mesela öğretmen mi olmak istiyorum? İlk 300 bine girmek zorundayım. Matematik öğretmeni mi olmak istiyorum? Sayısalda ilk 300 bin. Türkçe öğretmeni mi olmak istiyorum? Sözelde ilk 300 bin. Sınıf öğretmeni mi olmak istiyorum? Eşit ağırlıkta ilk 300 bine gireceğim. Elektrik mühendisi mi olmak istiyorum? İlk 300 bine gireceğim. Sayısal, mühendisliklerin hepsi sayısal arkadaşlar. Eczacılık, diş, tıp, bunların hepsi sayısal. Ve en yüksek sıralama tıpta. İlk 50 bine girmeniz lazım. Anlaştık mı? Tıp isteyenler, hedefi ilk 50 bin. Başlayın hemen çalışmalarınıza. Peki gelelim YKS'de kaç kişiyle yarışıyorsun? Şimdi 25 için bu saydığım, bu verdiğim bilgiden çok daha fazla öğrenciyle yarışmış olacaksın. Şu an ekranda gördüğünüz veri bu yıl. Yani daha bu ayın başında taze yapılan sınava. Bakalım kaç milyon öğrenci girmiş. Rümeysa'cığım okul öncesi sözel. Evet. Ben de sözelde dereceyle kazanmıştım bu arada fakültemi. Eğer sözleriniz iyiyse ve eğitmenlik mizacınız varsa kesinlikle öneririm. Çok güzel bir meslek. Yani öğretmen olmak istiyorsanız okul öncesine öneririm. Ama seviyorsanız ve kendinizi orada hayal edebiliyorsanız, mizaca uygunluk çok önemli. Hatta seminer sonunda size bir sürprizim var arkadaşlar. O yüzden hiç kimse hiçbir yere ayrılmasın. Şimdi 24'te YKS'ye 3 milyon 36.945 aday başvurdu. Bu sayı 2025 yılında 4 milyonun üzerine zaten çıkacak. Öngörülerimiz bize bunu gösteriyor. Evet Derya, ama o senin sıralamanı etkiliyor mu? Etkiliyor. Ha şu bir gerçek arkadaşlar. Çalışmayan öğrenci senin rakibin zaten olamaz.
O yüzden denemek için girdimleri falan kafana takma. Ama şu da bir gerçek. Bak, ÖSYM'e başvuran sayısını gördükçe soruları zorlaştırıyor. Diyor ki benim elimde kaç bin kişilik boşluk var? 100 bin. Kaç milyon öğrenci giriyor? 4 milyon. O yüzden diyor ki soruları daha da zorlaştır. Çünkü benim öyle bir kontenjanım yok ki, ben hepinizi bir üniversiteye yerleştiremem. Benim o kadar üniversitem yok. Benim o kadar yerim yok ve herkes üniversiteyi kazanmamalı arkadaşlar. Bakın, üniversite başarılı olan kişilerin kazanabildiği bir yer olmalı. Ben böyle düşünüyorum. Aksi takdirde siz de istemezsiniz arkadaşlar. Yani o başarmanın hissi, o tatmin olma hissi çok güzel. Yoksa hani gidip normal kimliğimize kayıt yaptırsak bence üniversiteyi kimse okumaz. Ama bir sınava girip bir ölçüye alınıyorsun ya, bir elemeye alınıyorsun. Ben başardım, ben seçilmiş kişiyim hissi öğrenciyi çok mutlu ediyor. Şimdi geliyorum, size çok güzel bir test hazırladım. Ve YKS öğrencileri artık o kadar çok test çözüyorlar ki, testlere çok aşinalar. Diyorlar ki hocam bizi bir salın, burada da mı test falan diyorlar. Belki siz de öyle dersiniz arkadaşlar. Ama bu testimiz biraz daha farklı bir test. Yani şey değil. Böyle matematik, Türkçe, tarih, coğrafya gibi bir test değil. Bu test sizin kazanıp kazanamayacağınızın sonucunu verecek bir test. Eğer hazırsanız kazanma testimiz başlıyor. Hazır mı herkes? Meral'cim, ben Sözel'de ilk 10.000'deydim. Girdiğim yıl. Test yapacağız İsmail. Size 6 tane soru soracağım. Bu 6 sorunun cevabı ya evet olacak ya hayır olacak. Ve evetlerinizi bir yere yazacaksınız, hayırlarınızı bir yere yazacaksınız. Testin sonunda kimler nelere evet dedi, kimlerin kaç eveti var, kimlerin kaç hayır var, buna göre de size diyeceğiz ki evet sen kazanabiliyorsun ya da sen kazanmaya çok uzaksın, hızlı bir şekilde kazanmak için gereken aksiyonu al diyeceğiz. Anlaştık mı? Eğer yanınızda not defteriniz, kağıdınız varsa, not defteriniz ve kaleminiz varsa oraya da not alabilirsiniz. Yoksa chat panelini not almak için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geliyorum birinci soruma. Verimli çalışma yöntemini biliyor musun? Kendi verimli çalışma yöntemini kimler biliyor? Ya evet ya hayır. Bekliyorum yanıtları. Hayır, 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 evet, hayır, hayır, hayır. Okey, geçiyorum ikinci soruma. Unutma hızını biliyor musun? Kaç günde bir unuttuğunu, kaç günde bir unutacağını biliyor musun? Evet ya da hayır. Evet, hayır, evet. Hayır. Vay be, evet diyenler nereden öğrendiniz? Yoksa bizim analizimizi mi çözdünüz? Evet, hayır kodlayarak. Hayır. Okey. Geldim üçüncü soruma. Senin için hangi konunun hangi öncelikte olduğunu biliyor musun? Yani falanca konu önceliklidir filanca konudan. Evet ya da hayır. Ortası yok İsmail. Bizde her şey net. Bizde griye yer yok. Ya siyah ya beyaz. Ya evet ya hayır. Hayır, evet. Maths ilk 12 konu. Neye göre ama? Hangi konudan daha önemli bu dediğin şey? Okey, geldim dördüncü soruma. Odaklanma düzeyini biliyor musun? Kaç dakikada bir odağının dağılacağını biliyor musun? Evet. Kaç dakika bu? Evet diyenler kaç dakika? Nasıl ölçtünüz bunu? Hayır hocam, ufacık sesten dikkatim dağılır. 1 saat. Peki bunun kararını kim verdi Yasin? Mesela 1 saat değil de 55 dakikadır belki. Ölçtün mü yani bunu kronometreyle? 1,5-2 saat arası. Halbuki 1,5-2 saat arası molası çalışmak çok. Deneme çözerek verdim ben. Kronometrem var. 15 dakika, 50 dakika, 26 dakika. 5 dakikanın lafını mı yapıyorsunuz hocam? İsmail, ama sınavda 5 dakikanın lafını yapıyorlar. 40 dakika falan. Okey, geldim 5. soruma. Günde kaç saat çalışman gerektiğini biliyor musun? Hayır. 5 saat
diyenler var. Hilal diyor ki 25 saat. Hilal'cim bir gün ne yazık ki 24 saat yavrucuğum. O yüzden istesen de 25 saat ayıramazsın. Peki bu saat verenler neye göre bu saati bulduklarını da yazsınlar da bize de bir ilham olsunlar. Çok çalışmam gerek ama çok ne demek Beyza? Çok mesela kaç saat çok? 5 saat. Birçok hocanın ortak kararıyla. Anlıyorum. Peki geldim son soruma. Hangi konuda hangi seviyede olduğunu biliyor musun? Hocam ben falanca konuda bu seviyedeyim, filanca konuda bu seviyedeyim. Konuları da örnek verin ve bu seviyeleri nasıl ölçtünüz bunu da bana söyleyin. Şüpheli hocam. Ben hepsine hayır dedim. Sıkıntı yok Hilal. Bunun için buradasın zaten. Deneme çözerek. Peki Derya, konu konu denemeler var mı piyasada? Ben hiç rastlamadım. Konu bazlı deneme sınavlarına. Var mı böyle denemeler? Yine fulledin ama hayırı fulledin. Yok, aynen öyle. Yani bütün konuların yok. Bak ünite vardır. Belki ders vardır. Genelde de işte o konuyu bulman zor ya. Mesela matematik dediğin şey, örnek veriyorum, 40 tane konusu var. Ama sen genel matematik testine giriyorsun. Bu 40 konuyu tek tek ölçmüyorsun. Diyorsun ki hocam ben matematikte kötüyüm, ah vah vah ağlıyorsun mesela. Ama o 40 konuda hani matematiği genelden özele indirge. 40 konuda de ki ben üstü sayılarda iyiyim. Ama işçi havuz problemlerinde iyi değilim desen mesela direkt oraya yönelirsin. Bak direkt yönün oraya gider. Çünkü burada zaten iyiyim. Bak bu bende. Ben de olmayana giderim. Yapamadığıma giderim. Ki sınav da böyle kazanılıyor arkadaşlar. Yaptığın şeylerin çevresinde döne döne net arttıramazsın. Bu bir gerçek. Sağlık meslek lisesi bölümüm gıda mühendisliği ama sayılar. Sayısal. Sayısalını kuvvetlendirmen gerekiyor hedefim buysa. Şimdi geliyorum bakalım kimler kazandı, kimler kazanamadı. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlarım, içinizde 6 sorunun çoğuna evet diyenler varsa tebrik ediyorum. Bu yöntemleri bilen bir öğrenci çünkü gireceği sınavda başarılı olur. Kazandınız. Hayırlarınız çoksa endişelenmiyorsunuz efendim. Seminerde kalmaya ve beni can kulağıyla dinlemeye devam ediyorsunuz. 6 hayırla uğurlamıyoruz. 6 hayırda seminerle kalmaya devam ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi geldim. Kazanmak istiyoruz ya biz hepimizin ortak noktası bu ya arkadaşlar. Bu seminere bunun için girdik ya. Peki kazanmak için benim dikkat etmem gereken bazı şeyler var. Bunu YouTube'daki de söylüyor, rehberlik hocam söylüyor, arkadaşım söylüyor, o söylüyor, bu söylüyor, şunu bil, bunu bil, şunu yap. Ama kimse gerçekten kazanmanın formülü budur Tuğba. Ya da bu formüle buradan ulaşabilirsin. Yani mesela herkes diyor ki seviyene göre çalış. Seviyeni nereden ölçeceksin? Ya da ölçüyor musun? Ya da bunu diyen gel ben senin konu konu seviyeni ölçeceğim. Gel ben senin derslerdeki seviyene göre sana özel program yapacağım. Gel ben sana buna özel eğitim vereceğim demiyor. Bak kulaktan dolma. Çok fazla bilginiz var. O yüzden belki şey zannediyor olabilirsiniz kıymetli öğrencilerim. Hocam ben bu anlattıklarınızı biliyorum ya aman diye olabilirsiniz. Bilmek önemli değil. Bildiğini uygulamak önemli, bildiğini hayata geçirmek önemli. Yoksa herkes biliyor, herkes kazanmak için şu kadar net yapması gerektiğini biliyor ama o neti nasıl yapacağını bilmiyor. Şimdi söyleyeceğim şeyleri de bilmiyorsunuz ama bunların formülü bende. O yüzden sonraki dakikalarda bunları nasıl ölçeceğinizi yani kazanman için dikkat etmen gereken kaideleri ve bu kaidelerin formüllerini ben zaten size söyleyeceğim. Şimdi bir, mevcut seviyeni çok iyi bilmen gerekiyor. Ama bu seviye genel bir seviye değil. Hocam matematikte şuyum, tarihte buyum değil. Kaç konu varsa sorumlu olduğum bütün konulardaki seviyeni çok iyi bilmelisin. İki, verimli ders çalışma yöntemini keşfetmen yani kendini çok iyi tanıman gerekiyor. Üç, sınava kalan süreyi her zaman göz önünde bulundurup kalan süreye göre aksiyon alman gerekiyor. 4. Günlük ders çalışmaya ayırabileceğin süreyi belirlemen gerekiyor.
Beş arkadaşlar sınavı ve kendini çok iyi tanıman gerekiyor. Anlaştık mı? Çek bunun ekran kaydını. As hatta masana as, bilgisayarın üstüne as. Olmazsa olmazlar de. Söyleyeceğim. Bunları nasıl yapacağınızı söyleyeceğim. Şimdi içinizden şunu dediniz, hatta sadece içinizden değil dışınızdan da dediniz arkadaşlar, yazdınız da. Hocam sınava kalan zamanı, işte günlük çalışabileceğim süreyi falanı filanı bilebilirim. Bunları ölçebilirim ama benim bilmediğim ne var arkadaşlar? Şu maddeler içinde senin şu an bilmediğin ne? Bilmediğini yazsın herkes. 1, 2, 3, 4, 5. 5'e kadar sıraladım. Evet Hilal'cim, tabii ki de. Ayşegül diyor ki hocam ben 5'inin 5'ini de bilmiyorum. Başka kimler neyi bilmiyor? Zuhal zaten hedefsiz, programsız çalışacaksan hiç çalışma. İnan ki hedefin yokken nereye gideceğini bilmiyorsun ki, yaptığın çalışma seni nereye götürecek? Ders çalışma yöntemini bilmiyorsun. Başka bilmeyen var mı? Vav, wow, Kerem, Fırat nasıl ölçtünüz bunları? Mevcut seviyesini bilmiyor Elif. Meral de hiçbirini bilmiyor. Çok normal. Okey. Mevcut sevimli ve verimli çalışma yöntemi nasıl bileceğim? En çok bu ikisi bilinmiyor arkadaşlar. Diğerini yine öğrenci az çok hocam biz bir yıl vardır. Hocam 5 saat çalışırım, 3 saat çalışırım diyebiliyor. Ama seviyesini ve öğrenme yapısını bilmiyor. Peki bunu nasıl ölçeceğim? Bunu arkadaşlar sadece bizimle, yani tek düzlemle ölçebilirsiniz. Çünkü biz bireysel eğitim veren bir eğitim kurumuyuz ve bu konu bazlı seviyenizi ölçmek, öğrenme yapınızı, psikolojik yapınızı ölçmek için patenti bize ait olan özel eğitim analizi testleri ve seviye belirleme sınavları hazırladık. Ve kimse bir yere ayrılmasın. Bu sınav bu analizlere nereden nasıl girmeniz gerektiğini seminer sonunda sisteme birlikte gireceğim ve göstereceğim. Anlaştık mı? Şimdi geldim. Örnek bir eğitim analizi sonucuna birlikte bakalım istiyorum. Hani dedim ya, öğrenme yapını keşfetmelisin, kendine göre çalışmalısın, kendini tanımalısın falan falan. Evet, bunları dedim. Bunları birçok kişi söylüyor. Ama senin öğrenme yapının ne olduğunu biliyor mu? Sen biliyor musun? Hayır. Başkası biliyor mu? Hayır. Bunu ölçtün mü? Hayır. Ölçebileceğim bir yer var mı? Hayır, bizim dışımızda. Ya da zeka tipini biliyor musun mesela? Unutma hızını gün olarak biliyor musun? Dikkat dağınıklığı, odaklanma düzeyini dakika olarak biliyor musun? Ya da biliyorsan bunu uyguluyor musun? O yüzden ben her zaman öğrencilerime şunu söylerim arkadaşlar. Bakın, ne kadar ders çalıştığınızla hiç ilgilenmiyorum. 10 saat, 20 saat, 5 saat, 1 saat önemli değil. Çünkü benim bildiğim şey şu. Bir öğrenci ne kadar ders çalışırsa çalışsın, eğer yanlış yöntemlerle çalışıyorsa kesinlikle yüksek, yani yüksek olarak belirlediği hedefine ulaşamaz. Çünkü bir konuyu öğrenmek için, o konuyu sınava kadar taze tutmak için kişinin doğru bir şekilde kendine uygun, öğrenme yapısına uygun bir şekilde ders çalışması ve bu ders çalışmayı sürekli halde yapması gerekiyor. Aksi takdirde öğrenci boş çalışır, çok çalışır, öğrenebilir mi? Hayır. Kazanabilir mi? Hayır. Peki içinizde bunu yapan var, biliyorum. Mezuna kalanların çoğu yanlış çalıştığı için mezuna kaldı. Yalan mı? Yalan mı arkadaşlar? Doğru çalışsaydık mezuna kalır mıydık sizce? Değil mi? Doğru çalışan bir öğrenci zaten kazanır. Ama bizim sorumuz şu: doğru ders nasıl çalışılır? Bak şu an seminerde bile onlarca öğrenci var. İnanın, bu analize hepiniz girdiğinde arkadaşlar, burada çıkan sonuçlarınız hepinizin farklı çıkacak. Benim ikiz öğrencilerim vardı. Kulakları çınlasın. Şu an ikisi de hukuk fakültesini kazandılar. Birinci sınıflar. Bu dediğim olay 5 yıl önce. 2019 yılında oluyor. İkisiyle de ben görüşüyorum. Birinin adı Yağmur, birinin adı Damla. Bunlar ikiz öğrenci arkadaşlar. Anadolu Lisesi'nde okuyorlar. 11. sınıfa geçmişler. Bizi keşfetmişler bilgi almak için. Biz de talepte bulundular. Ben hem velileriyle görüştüm, hem iki öğrencimizle, iki kızımızla görüştüm. Ve dedim ki bakın siz ikizsiniz dedim, ama ikinizin de dedim öğrenme yapısı, zeka tipi dedim asla aynı değil. Gelin dedim bunu ölçelim. Ve ikisini ayrı ayrı eğitim analizini aldım arkadaşlar. Bakın ikiz. İkisinin hedefi de hukuk, bir de ikisi de eşit ağırlıkçı. Diyorlar ki hocam biz ikiziz ya, biz bir paket alalım.
İkimiz de aynı girelim. Biz her şeyimiz aynı. Aynı şeyleri giyiyoruz. Yani bizim bütün doğduğumuzdan bu yaşımıza kadar her şeyimiz aynı oldu. Dedim olmaz. Öğrenme yapın aynı değil. Görünüşün aynı olabilir. Zihnin aynı değil. Psikolojin aynı değil. Bakış açın aynı değil. Bak ikizleri aldım. Birinin öğrenme yapısı görsel çıktı. Birinin öğrenme yapısı dokunsal çıktı. Dedim ki bakın buyurun. Birinin yoğun bir stresi çıktı. Birinin stres düzeyi gayet normal. O yüzden rakibiniz olan 4 milyon öğrenci içinde ne kadar özel ve ayrıcalıklı olduğunuzu bir kere hissedin. Siz herkesten farklısınız, herkes sizden farklı. Kendinizi tanımanız gerekiyor. Bu tanıma kısmında zaten bizim eğitim analizlerimiz sizin çok çok işinize yarayacak arkadaşlar. Mesela bu analize baktığınızda ne görüyorsunuz? Yani sizin bu analiz sonuçlarına sahip bir öğrenciniz olsaydı ona ne derdiniz? Mesela bazı değerler yeşil, bazıları kırmızı, bazıları mavi. Bunlar ne demek olabilir? Biraz akıl yürütelim istiyorum. Diyor ki hocam unutması ve stresi yüksek kötü. Aynen. Bak burada zaten üzgün emoji var. Yani yüksek diyor ki bunu stabilleştirmek zorundasın. Unutması yüksek ne demek arkadaşlar? Öğrendiği bilgiyi çabuk unutuyor demek. Çabuk unutan bir öğrenci ne yapmalı? Sık tekrar yapmalı. Kısa sürede sık sık tekrar yapacak. Bu kadar. Anlaştık mı? Sizin de sonuçlarınız bu şekilde çıkacak. Ben açıkçası çıkacak sonuçlarınız için çok heyecanlandım. Bakalım kimlerin hangi değerleri kırmızı, hangi değerleri yeşil çıkacak. Peki seviye dedim. Dedim ki konu konu seviyenizi ölçmeniz gerekiyor. Seviyenize göre çalışmanız gerekiyor. Peki arkadaşlar, şu an içinizde matematikte seviyesi temel seviye olan öğrenciler kimler? Hocam benim matematikte seviyem sıfır. Kim diyor bunu? Sude'ninki sıfır. Beyza'nınki Ayşegül, Gizem, Sıla. Bak. Peki arkadaşlar, seviyesi temel seviyede olan bir öğrenci o derste hangi çalışmayı yapmalı? Temelin hiç yok. Temelin olmayan bir şeye önce bir ön hazırlık yapmaz mısın? Mantıken düşün bak hiç bilmiyorsun. Önce bir ön tanışma yaparsın değil mi? Önce bir ısınırsın. Peki ben senin seviyeni hiç önemsemesem desem ki Sıla bana ne senin seviyenden? İster iyi ol ister kötü ol. Ben seni bu sınıfa alacağım. Bu sınıfın seviyesi de yüksek. Onlarla eğitim alacaksın. Beni ilgilendirmez. Anlamaya çalış ne yaparsan yap desem. Bu öğrenci sadece derse girip çıkarak öğrenebilir mi arkadaşlar? Bakın mantıksal bir soru soruyorum. Hayır, değil mi? Peki bu öğrencinin neye ihtiyacı var? Sıla'nın özel bir ön hazırlığa ihtiyacı var. Yani o konuda önce bir fikir edinmesi, o dersle bir kaynaşması, o dersi sevmesi, o derse dahil basit içerikli konu anlatımlarını ufak ufak çalışması gerekiyor. Ve biz arkadaşlar karşınızda gördüğünüz tabloyla öğrenmeyi parçaladık. 5 temel parçaya böldük. Dedik ki bir öğrenci bir konuda temel seviyede ise o gidecek ön hazırlık yapacak. Bizimle yapacak. Biz ona yaptıracağız. Bir öğrenci bir konuda başlangıç seviyesinde ise o öğrenci o konuda konu anlatımı çalışması yapacak. Eğer orta seviyede ise tekrar yapacak. İleri seviyede ise alıştırma soru çözümü biraz daha kolay seviyede soru çözümü yapacak. Eğer o öğrenci 5. seviyede ise yani en yüksek seviyede ise üst seviyede ise arkadaşlar pekiştirme soru çözümü yapacak. Peki bunu okulda yaptılar mı bize? Yapmadılar. Birçoğunuz dershaneye gitti, gidiyor ya da gidecek dershanede. Böyle bir sistem var mı arkadaşlar? Yani ben senin seviyeni ölçeceğim. Senin seviyene göre sana özel eğitim vereceğim diyen bir kurum var mı görüştüğünüz, bildiğiniz, duyduğunuz? Yok. Peki benim ihtiyacım olan şey seviyeme göre çalışmak. Eğer benim seviyeme uygun bir eğitim almayacaksam ben neden bir yere kayıt olayım? Neden zamanımı ve paramı çöpe atayım?
Ya yani en önemli parayı geç. Para bir şekilde kazanılır. Bir yılını neden kaybedesin? Bak senin sana kazanmanın formülü söylüyorum. Diyorum ki kazanmak istiyorsun ya. Seviyeni ölç, seviyene göre çat, bu şekilde çalış. Ama bunu tek başına yapamazsın. Çünkü bütün bu içeriklere ya da bütün bu bilgiye ya da her konuda seviyeni ölçecek seviye belirleme sınavına ve o seviyede ne yapacağını bilecek bir tecrübeye ve bilgiye sahip değilsin. Biz mesela arkadaşlar kendi kayıtlı olan öğrencilerimizde garanti öğrenme modelini, 5 basamaklı öğrenme modelini uyguluyoruz. Onlar hiçbir şey düşünmüyor. Sadece kayıt oluyorlar. Öğrenme yapılarını ölçüyoruz. Konu bazlı derslerdeki seviyelerini ölçüyoruz ve çıkan sonuçlarına göre ben o bu şu da değil, bir insan da değil. Yapay zeka öğrencinin bir yıllık programını hazırlıyor. Çok iyi değil mi? Mesela karşınızda Leyla. Buyurunuz, bizim kayıtlı öğrencimiz ve Leyla'ya hazırlanan ders çalışma programına bakın. Biz Leyla'nın önce seviyesini ölçtük. Fen bilimlerindeki seviyesini biliyorum, sosyalde görüyorum, Türkçe'de, matematikte görüyorum, edebiyatta görüyorum baktığın zaman. Ve seviye olarak da baktığında bak hangi dersin hangi yani hangi derste hangi seviyedeyse seviyesine göre nasıl bir çalışma yapacağını da görüyorum. Hilal'cim gördüm ama art arda çok fazla öğrenci yazdığı için onu okuyamadım. Evet bak senin ablan bu sistemi test etmiş. Herkes Hilal'in yazdığına baksın. Ablası bizim kayıtlı öğrencimizmiş. İngilizce öğretmenliğinden atanmış ve Hilal de YKS'ye hazırlanınca demiş ki ben tek üzerimden başka yere gitmem. Hoş geldin Hilal, çok iyi bir karar vermişsin. Kayıtla alakalı da bilgi aktaracağım, merak etme. Evet ya şu an burada 120, 125, 200 bine bile dershane var arkadaşlar. Böyle gerçekten ağzım açıkta kalıyor. Ve bunu yapıyorlar mı? Yok. Verdikleri tek şey ne? Ders, kitap, ders, kitap. Harıl harıl karınca gibi tak çantanı koluna git, akşam gel, uyu, kalk git. Böyle bir sistem. Değmez arkadaşlar, zamanında yazık. Evet, seviye seviye yapay zeka sana ödev veriyor. Diyor ki Hilal, matematikte temel seviyedesin, ön hazırlık yapacaksın. Neyle yapacaksın? Benimle yapacaksın. Beyza'cığım ücret bilgisi vereceğim. Ama bu tutarların çok çok altında. Sakın arkadaşlar tutarı yüksek falan hayal etmeyin. Kendinizi şimdiden düşürmeyin. Hilal'cığım ablana da sevgiler ve saygılar, kıymetli hocamız. Öğrencileriyle çok mutlu bir kariyer süreci olur umarım. Çok mutlu bir mesleki süreci olur. Çok teşekkür ediyorum. Çok selamlarımı ilet. Anneciğime babacığına da ilet. Anne ve babamla izliyorum dedin çünkü yanlış hatırlamıyorsam. Peki, bütün bu verdiğim bilgilere göre yani bu analiz sonucu, bu seviye belirleme sınavından çıkan sonuca göre öğrenmeyi parçaladım, 5 basamağa böldüm. Buna göre çalışma programımız nasıl olmalı arkadaşlar? Verimli olmalı. Bunu zaten artık biliyoruz. Bu bir kural. Bir, verimli. İki, seviyene uygun. Üç, bunu bir iki gün değil, dönem boyunca sürdürülebilir olmalı. Sürekliliği olmalı. Sonuçlarını ölçmelisin. Kendi uyum sağlayabileceğin öz disiplin düzeyine uygun olmalı. Öğrenme yapına uygun olmalı. Ve unutmayın arkadaşlar, siz her biriniz teksiniz. Biriciksiniz, çok özel ve kıymetlisiniz. O yüzden programınızda en az sizin kadar özel ve tamamen size özel olmalı. Bu koşulları sağlayan bir programla hazırlandığınızda kesinlikle atanır, kesinlikle kazanırsınız arkadaşlar. Ve bonus, sınav hazırlığınız boyunca lütfen şu an yeni başlayanlar da var. Geçen yıl bu süreci tecrübe etmiş ve şu an biraz daha down olanlar yani psikolojik olarak düşük aman işte yeniden kim çalışacak da şu da bu da herkes soruyor da hele 17 Temmuz'dan sonra yandınız vallahi. Herkes diyecek ki senin oğlan kazandı mı senin kız kazandı mı anne babalarınız öyle diyecekler. Komşular böyle bakkalda çakkalda görünce ay oğlum ne yaptın gidiyor musun bu yıl yolcu musun öğretmen yaptık mı seni diyecekler. Bunlara hazırlıklı olun. Girenler hazırlıklı olsun. Ama bunlara kulak asıyor muyuz? Hayır. Çünkü kişi kendine inanır arkadaşlar. Kendi sesimize en çok inanırız. Biz ne dersek o olur. Bu yıl belki olmadı. Önümüzdeki yıl olmayacağı anlamına gelmiyor. Bak bizimle yolun kesişti. Biz sana vesile olacağız. Biz seni kazandıracağız.
Belki de bu seminer bu yüzden senin karşına çıktı. O yüzden her şeyin olabildiğince olumlu tarafından, güzel tarafından, kendinize faydası olan taraftan bakmaya gayret gösterin. Bunun için de hazırlığınız boyunca kendinize günlük küçük ve büyük hedefler mutlaka koyun. Telefonmuş, televizyonmuş, sosyal medyaymış, işte normal, real yaşanmış bu gibi dikkatinizi dağıtan ortamlardaysanız bunlardan olabildiğince uzak durun. Kendi ihtiyaçlarınızın fiziksel, ruhsal, ne istiyorum, şu an neye ihtiyacım var? Uykum mu var? Uyuyacağım. Uykulu soru çözmenin sana hiçbir faydası yok. Bir kere burada anlaşalım. Konserine gidersin Beyza. Ama sürekli değil. Yani dersinin çok daha öncesinde olmayacak. Konserine tabii ki gideceksin. Uyuyacaksın, dinleneceksin. Belki minik bir tatil sürecin olacak. Arkadaşlarına buluşacaksın. Ama merkezde bu yok. Bunlar hobi. Bunlar sosyalleşme aktiviteleri. Bunları yapacağım. Ama yanı sıra verimli de ders çalışmaya devam edeceğim. Ve lütfen arkadaşlar, bir başkasına gösterdiğiniz anlayışın daha fazlasını siz hak ediyorsunuz. Daha fazlasını önce kendinize, sonra başkasına gösterin. Bakın, bizim toplumumuzda hepimiz böyle yetiştirildik. Kendine yapma, ona yap. Kendine kötü davran, ona iyi davran. Kendine saygın olmasın, ona saygın olsun. Kendini sevme, onu sev. Hayır ya, bir şeyi kendine yapamıyorsan başkasına yapamazsın. Kimse kendini kandırmasın. Anlaştık mı? Kendine anlayışlı olacaksın. Mükemmeliyetçiliği atacaksın bir kenara. Hak ettiğin şeyi yaşamak için gereken çalışmayı yapacaksın. Ve lütfen her küçük ya da büyük başarınızı kutlayın. Kendinizi ödüllendirin. Unutmayın. Siz bu başarıları ödüllendirdikçe başarıyı, ne demişler? Para parayı getirir. Başarı başarıyı getirir. İnsan insanı getirir. Mutluluk mutluluğu getirir. Yani güzel şeyleri ne kadar büyütürsen bir sonraki güzel şey kapıdadır aslında. Bu yüzden kıymetli öğrencilerim. Hilal'cim, dizide de sıkıntı yok. Hele şu an yaz döneminde biraz daha az ders çalışıp dizini, konserini, aktivitelerini, ailenle gezmen, tozman, tatilin her şeyini yapabilirsin. Ve arkadaşlar, biz bütün bu saydığım sizin kazanmanızı istediğiniz üniversiteye, istediğiniz fakültelere, belki de dereceyle, belki de ilk tercihinizde yerleşmenizi sağlayacak bütün bu koşulları sağladığımız özel bireysel bir eğitim modelimiz var kıymetli öğrencilerim. Bizi zaten yakınlarından duyan, reklamlardan gören, belki atanma, kazanma hikayelerimizi, başarı hikayelerimizi görerek buraya geldiniz. Bu yüzden ben bu seminere özel ve şu an bu kadar istekli, idealist, kazanma arzusu yüksek bir öğrenci kitlesi de bir araya geldiği için çok mutlu oldum. Bu semineri gerçekleştirdiğim için de çok mutlu oldum. Eğer kazanmak istiyorsanız arkadaşlar, bu saydığım içerikleri tek başına bulmanız, sahip olmanız, bunun sürekliliğini bir yıl boyunca sağlamanız çok zor olacağı için bizim sistemimizde kayıt olup çok daha güvenli ve garanti bir şekilde sürecinizi başarıyla sonuçlandırabilirsiniz. Ve tutarlarımız, gidip arkadaşlar dershaneye, oraya buraya yüksek devasa ücretler vermeyin, gerçekten üzülürüm. Üzülürüm, buna hiç gerek yok. Bizim tutarlarımız çok çok uygun. Şu an normalde arkadaşlar TYT artı AYT paketimizde bu seminere özel pazartesi gününe kadar geçerli tamı tamına %40'lık bir indirim kampanyamız var. Ve bu indirimle birlikte ödeyeceğiniz tutar arkadaşlar 12.999 liradan 7.000 liraya düşüyor. Yani 500 TL'lik, 5.000 TL'lik bir indirim kazanmış oluyorsunuz. Şu an bütün bu saydığım her şey sadece 7.000 TL, hem TYT hem AYT. Ve bu sistem, bak, analizin, seviye belirleme sınavın, bütün bu saydığım koşullar hepsi, bunu bir başka kurumda arkadaşlar bu konuda iddialıyım. Çünkü patenti bizde, biz yaklaşık 10 yıldır sektörde olan bir kurumuz. Her kurumu araştırın, görüşün, seminerlerine katılın, öğrenci koşullarıyla görüşün.
Kimse size ben senin seviyeni ölçeceğim, seviyene göre program yapacağım. Sana rapor göndereceğim. Senin her hafta programını güncelleyeceğim. Her gün çalışmanı takip edeceğim. Ve üstüne üstlük canlı ders vereceğim sana. Bunları kayıt altına alacağım. Dijital kaynak vereceğim. Kamp vereceğim. Deneme vereceğim. Hiçbiri demez. Ama başarı bunlar da gizli. Başarı en çok da kendinize özel hazırlanan ders çalışma programı ve bunun takibinde, kontrolünde gizli. Anlaştık mı? Şimdi gelelim. Öğrenci koçumuz. Şimdi gelelim arkadaşlar, bir saniye. Ben öğrenci koçlarımızla da görüşmenizi istiyorum. Bu yüzden sistem yöneticimiz bir link attı. 7.000 TL'den kayıt olmak, kurslarla ilgili daha fazla bilgi almak, ailenizi bizimle görüştürmek için sistem yöneticimizin ilettiği linke tıklayın. Ve indirimimizden faydalanın arkadaşlar. Bu indirimden sadece linke tıklayanlar faydalanabilecek. Normalde sayfa tutarı 12.999 lira. Bu tutar yıllık arkadaşlar, yıllık. Bir aylık değil. Bak, erken kayıttayız şu anda. Bugünden başlıyorsun ta önümüzdeki yılın Temmuz'una, Haziran'ına kadar. Kimler kayıt oluyor? Hadi bir parmak kaldırsın bakalım. Kimlerle birlikteyiz? Sistem yöneticimizin ilettiği linke tıklamayı unutmayın. Aksi takdirde sayfa tutarından kayıt almak durumunda kalıyoruz arkadaşlar. Bu tutar laf aramızda sadece şu an bu seminerde olan öğrenciler için geçerli. O yüzden Ayşegül, Beyza, Hilal, diğer öğrenciler bu linke tıklayın. Toplu kayıt olursanız çok daha iyi olur. Özel bir indirimde yaparım hatta toplu kayda. Eğer hep birlikte kayıt olursanız. Bakın, ailelerinizden falan çekinmeyin. Benimle görüştürün ya. Görüşürüm ailenizle. Ne var? Bu semineri girin, izlettirin. YouTube'a yüklenecek zaten. Evet Ecrin, sen kayıtlısın. Evet, bak Ecrin kayıtlı öğrencimiz. Ecrin şu an bu sistemden faydalanıyor mesela. Sistem yöneticimden rica etsem benim için tekuzam.com'a girebilir mi acaba? Size bu analizlerin ve sistemimizin yerini de göstermek istiyorum. Ben bir girmeye çalışayım arkadaşlar. Tekuzam.com. Bu fırsatı kaçırmayın bence. Aynen öyle. Ecrin vallahi Nisan'dan beri 3 aydır fark atıyor. Ecrin bizim kurumumuzun birincisi olacak Sıla'cığım. Bence hemen kayıt olun. Ayın birinde pazartesi hemen başlatalım size. Daha neyi bekliyorsunuz ki arkadaşlar? Sorularınız varsa sorabilirsiniz bu arada. Nasıl buldunuz sistemimizi? Eylül'de de canlı dersler başlıyor. Eylül'e kadar tabii ki de ben sizi boş bırakır mıyım? Asla boş bırakmam. Eylül'e kadar sizin ön hazırlık videolarınız, rehberlik görüşmeleriniz, programınız başlayacak. Hemen kayıt olur olmaz ders çalışmaya programlı bir şekilde başlayacaksınız. Ayşegül, bence tevafuk yani, güzel bir karşılaşma olmuş. Bakın kıymetli dostlarım, burası benim kendi sayfam. Bu seminere girdiğiniz yer var ya, size bir kullanıcı adı ve şifre gönderdik. Orada burada sizin adınız yazacak. Bak şu an 2025 YKS kadro yazıyor. Sizin gerçekten derece elde edeceğinize inandığım için, bizimle bunu başaracağınızı bildiğim için böyle bir isim eklemek istedim. Sayfayı açtığınızda eğer bilgisayardan girerseniz kıymetli öğrencilerim, sağ üst köşede bir zil işareti var. Buraya tıkladığında eğitim analizi 1 diyor. Bak ben sana size az önce kayıtlı olan bir öğrencimizin eğitim analizi sonuçlarından bahsetmiştim ya. Bu sonuçlar sizin için de çıkacak. Buraya tıklayacaksın, teste başla diyeceksin ve testin başlayacak. Anlaştık mı? Ve burada arkadaşlar bakın, seviye belirleme sınavları da var. Bunları kayıt olduktan sonra çözdüreceğim size.
Bu seviye belirleme sınavlarında konu konu, diyelim matematikte 40 konu mu var? 40 konudaki seviyeni yapay zeka tek tek ölçecek. Ona göre özel bir program hazırlayacak. Ve en önemlisi arkadaşlar, bakın bu rehberlik alanına geldiğinde analiz testlerinde siz YKS öğrencilerisiniz. Belki birçoğunuzun hedefi henüz net değil. Belki hedefinizin kendinize uygun olup olmadığını bilmiyor da olabilirsiniz. O yüzden rehberlikten analiz testlerine tıkladığınızda burada mesleki yönelim testi var. Bunu başlat dediğinizde arkadaşlar, bu testi de çözün. Yapay zeka verdiğiniz yanıtlara göre hangi meslek grupları sizin için uygun, hangi meslek grupları uygun değil, bunu da hesaplayacak. Hilal, sen birincisin, ilk seni arayacağım, söz. Linke tıklayan her şeyi arayacağız. Herkesi arayacağız. Yeniden linki göndereyim. O yüzden bu analizde, mesleki yönelim analizini de mutlaka çözün. Ve bakın, burada kampüste eğer bizim hocalarımızı, eğer bizim derslerimizi nasıl anlattığımızı, yapay zeka sistemimizi velilerinize göstermek, ailelerinize göstermek isterseniz, kendiniz görmek isterseniz, kampüsteki video dersler alanında arkadaşlar, bütün derslerin örnek içerikleri var. Buyurunuz matematik. Bak, herhangi bir konuyu rastgele açıyorum. Bak, şu kalitede var mı başka bir uzaktan eğitim kurumu? 50'de yok. 500'de 212 defa vardır. 2 çarpı 210'dan Güneşçim, 420 yaptım. pazartesi gününe 0, kadar bu ondan 2 tutar çıktı. geçerli. Sen linke tıkla. Ayşegülcüm, zaten bu size özel tutar. Lapça 8, Hoca. burası Feraman 5'ten 1 bir çıktı. 1, öğretmen, müthiş 180. Bir zeki bir 0'dan indirdim öğretmen. aşağıdan. Bu öğretmenden 1800'de ders 210. alan öğrencilerin netleri 1800'de şuradan 210. şuraya Kaç defa çıkıyor vardır arkadaşlar? arkadaşlar. 9 olsa 1808 defa vardır. 8 kere Yakup'cum, 0, 0. sadece TYT 8 kere 1, paketi 4000. 8, 8 kere 2, 16, 0, 2, 1. Bak, burada matematik var, coğrafya var, ya hepsi var arkadaşlar. Yani bütün derslere bakabilirsiniz. Bu kalitede hem bir eğitim hizmeti, hem de Herkese en merhaba. önemlisi seviyenize özel, sizi takip eden, sizin 7/24 koçluğunuzu yapan bir sistemi başka hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Bu sorunla ilgili bir fikriniz var mı? Bekliyorum, cevap olarak bekliyorum. Evet Hilal'cim, ama bizim amacımız sizin zorlanmadan kayıt olup memnun olmanız. Ailelerinizin bütçelerini de düşünüyoruz. Merak etmeyin arkadaşlar, biz diğer kurumlar gibi cep yakmıyoruz, can yakmıyoruz. Bizim amacımız verimlilik. Aynen öyle, fırsat eşitliği. Al sana fırsat eşitliği. O yüzden bana kalırsa, ki aramızda bir samimiyet oluştuğunu biliyorum, beni bir öğretmeniniz, bir ablanız gibi görün. Güvenerek kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Eğer idealiniz kazanmaksa başka hiçbir yere gitmeyin. Buyurun, biz buradayız. Son kez linkimi atıyorum. Herkes analizini çözsün, örnek derslerine de baksın, linke tıklasın. 1 Temmuz indirimin son günü. 1 Temmuz'a kadar kayıt olursanız ikili paket 7000, tekli paket 4000. Kredi kartı varsa ailelerinizin taksit yaparız ya da direkt peşin ödeme de yapabiliriz. Var mı benden bir isteğiniz, arzunuz, sorularınız? Hilal'cim çok tatlısın, çok teşekkür ediyorum. Ayşegül'cüm, estağfirullah. Şey diyormuşum, seninle ben uğraşmayacağım, yapay zeka uğraşacak. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah hepiniz bu dönem tek uzemli olursunuz. Birlikte başarılara imza atarız. Hatta bir bakarsınız, dereceyle kazanan öğrencilerimle, ki birçoğu zaten dereceyle kazanıyor. Bu arada kazandırma oranımız %92 arkadaşlar. Her 100 öğrencinin 92'si hedefine ulaşabiliyor. Ve birçoğuyla da böyle samimiyetimin olduğu öğrencilerimle röportajlar yapıyorum. Çok isterim ki içinizden arkadaşlar, içinizden istediği sonuca, dereceyle ulaşan öğrencilerim, dönem sonunda olacak olan öğrencilerimle karşılıklı röportajda yaparız. Bizi tanımayan öğrencilerimiz de bize bakıp ilham alırlar. Çok teşekkür ettim. O sene bu sene olacak arkadaşlar. Bu yıl kazandığınız yıl olacak. Her şey o güzel gönlünüzce olsun. Ailelerinize çok selamlarımı, saygılarımı iletin lütfen. Kendinize çok cici bakın. Dostça kalın. Başarıyla kalın. Ama en önemlisi esen kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz.